Milliyetçi Hareket Partisi haftalık il toplantısı öncesinde basın açıklaması yapan İl Başkanı Aydın Ünlü, sözlerine 21. yılını dolduran Hocalı katliamını ve ölüm devriyesi olan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı anarak başladı. Bugün Hocalı katliamının 21. yılını doldurmuş bulunuyor. Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesinden dolayı hayatını kaybeden 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan kardeşimize rahmetle anıyor ve tüm Türk dünyasına tekrar başsağlığı diliyoruz. İl Başkanı Aydın Ünlü açıklamasında AK Parti İl Başkanı Mahmut Civeli'yi eleştirerek devam etti. Muhalefetin projesiz olduğunu ifade eden Ünlü, AK Parti'ye bir de teklifte bulunarak gelin hep birlikte toplantı yapalım, bizim projelerimizi de görün dedi. Geleceğini bilemeyen AKP İl Başkanı, Umutkent vakasında büyüklerinin seyahate gitme teklifini reddetmemiş, Almanya'ya gitmiştir. Derince skandalında ise İl Yönetim Kurulu toplantısını terk etmek zorunda kalmıştır. Hep de söylediğim gibi 2014 Mart ayında sandıklar açıldığında AKP'li yöneticilerinin yüzlerini Milliyetçi Hareket Partileri olarak çok merak ediyoruz. Hangi teşkilatın üye olacağı, ikametgah nerede, o teşkilatın görüşü, evrak önüme gelince illaki MHP İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nda bir görüşü olacaktır.